dinliyorsunuz gerçekten. Konuşmacı olmak çok kolay ama dinleyici olmak çok zor. Zaman zaman sahnenin o tarafında olduğumuzda bunu çok iyi anlıyoruz. O yüzden tabii günün son oturumu, benden sonra arkadaşlarım da var. Onlar da tamamlayıcı bir sunum yapacaklar. Ama sizlere bir anlamda fikirlerimizi ve bu panelin konusu olan eğitimde yeni akımlar için Avrupa Birliği proje ve ilgi fırsatları ile ilgili olarak bilgi vermeye gayret göstereceğiz. Şimdi hatırlarsanız dün açılış bölümünde de aslında biraz teknik olmakla beraber Avrupa Birliği'nin Türkiye'de proje bazlı yürütmüş olduğu çalışmalarla ilgili bir genel çerçeve çizmeye çalışmıştım. Bu genel çerçeveyi çizerken aslında baktığımızda dünya trendine uygun olarak Türkiye'de de eğitim sektörünün gelişmesi, eğitim sektörünün güçlenmesi, eğitim sektörünün kapasitesinin artırılması açısından benzer akımların, benzer çalışmaların olduğundan da bahsetmiştim. Aslında baktığımızda Türkiye bir eğitim vizyonu ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde. Bu eğitim vizyonuyla beraber aslında bazı hedefler hedefleri belirledi eğitim sektörü açısından. Ama aslına baktığımızda hani az önce de ifade ettim, dünyada da trendler aynı şekilde devam ediyor. Avrupa Birliği'nde de, Avrupa coğrafyasında da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de eğitimde benzer bir yaklaşım var. Ve Avrupa'nın 2010'lu yılların ortalarında ortaya koyduğu bir eğitim 2020, eğitimde Avrupa 2020 adı altında bir strateji var. Bu stratejide de birçok bizim Eğitim 23 vizyonumuza da uygun olan ve onunla örtüşen aslında çok konu var. Üç tane de temel çerçeve ortaya konmuş ve yürütülecek olan projelerde, desteklenecek olan projelerde de bu yaklaşımlara uygun olarak hareket edilmesi arzu edilmiş. Şimdi bunlardan bir tanesi temel olarak baktığımızda eğitim sektörünün iş dünyasıyla, teknolojiyle, girişimcilikle entegre edilerek ilerlemesi. Dolayısıyla sadece okulda eğitim değil, okul dışı eğitim, okul dışı aktörlerle, okul dışı kuruluşlarla okulun ve eğitimin birleştirilmesi üzerine ne var? Açıkça söylemek gerekirse bir yaklaşım var. O yüzden de eğitim, Avrupa'nın eğitim 2020 stratejisinin temel ayaklarından bir tanesi bunu oluşturuyor. Bir diğeri ise gençleri bir araya, yani öğrencileri, eğitim camiası içerisinde olan kitleleri bir araya getirmek. Dolayısıyla da hareketlilik, hareketliliğin desteklenmesi ve eğitim camiası içerisinde olan öğretmeninden öğrencisine, eğitim dünyasının içerisindeki insanların bir araya gelebilecek olan çalışmaların desteklenmesi. Son olarak ise baktığımızda ise en önemli unsur ise yeni becerilerin desteklenmesi. Bu temel yaklaşım aslında Avrupa'nın 2020-2010'lu yılların ortasında koymuş olduğu Avrupa 2020 eğitim stratejisinin üst başlıklarını oluşturuyor. Biz aslında dün Sayın Bakanımız da ifade etti, açılış konuşmaları esasında biz de söyledik. Bütün oturumlarda da atıflar ve bir anlamda bakıldığı zaman Eğitim 2023 vizyonu ile ilgili birçok şey söylendi. O kadar geniş bir belge ki eğitim sektörünün, eğitim öğretiminin her alanına, her kulvarına dokunuyor. Dolayısıyla burada zamanı kullanmak için çok uzun durmak istemiyorum ama aslında baktığımızda Avrupalılar ne öngörüyorsa, Avrupa Birliği ne öngörüyorsa Türkiye'de de Eğitim 2023 vizyonunda benzer şeyler öneriliyor. Teknolojinin iyi kullanılması, girişimciliğin desteklenmesi, çocukların özgüvenin artırılması, insan odaklı bir yaklaşım, hareketlilik, finansman, yani birçok konu bakıldığında iki tarafta da örtüşüyor. Özellikle de finansman, okulların farklı finans kaynaklarına ulaşması, okulların sadece devletten aldığı imkanlar ya da özel sektörün kendi imkanları değil ama baktığımızda finansmana erişim temel unsurların başında yer alıyor. O yüzden de biz bugün bu oturumda, eğitimde yeni akımlar dediğimiz bu oturumda sizin için 4-5 tane yeni akım dediğimiz konu, yeni akım dediğimiz terminoloji ne olabilir diye düşündük. Bunlardan bir tanesi elbette eğitimde yenilikçi yaklaşımlar olabilir. Dijital teknolojiler bu yeni akımların bir parçası olabilir. Gönüllülük, çocukların bilincini, kendisini güçlendirmesini, topluma uyumunu artırmak adına gönüllülük bir konu olabilir.
mesleki bilgi ve becerilerin, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi bir konu olabilir veya topyekün okulun öğretmenin ve gencin ve öğrencinin sosyal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi yine eğitimde yeni akımların bir parçası olabilir. Tabii bunlar sadece bu başlıklar altında kısıtlanmaz ama bunlardan bazıları eğitimde yeni akımlar dediğimizde size söyleyebileceğimiz terminoloji veya kavramlar olarak karşımıza gelebilir. Bununla ilgili de az önce de ifade ettik, finansmana erişim önemli bir unsur dedik. Bu finansmana erişim açısından da aslında birçok kaynak da bulunuyor. Siz bunların bir kısmına vakıfsınız belki ama bir kısmının detaylarını bilmiyorsunuz. Bugünkü oturumumuz ve bundan sonraki arkadaşlarımızın yapacağı teknik oturum bunun için bir fırsat olabilir diye düşündük. O yüzden de bugün size hem bu yenilikçi yaklaşım konuları ne olabilir, bu yenilikçi yaklaşım altında da hangi finansman araçları kullanabilirsiniz hep beraber onlara bakmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi elbette çoğunuzun bildiği ama belki de bir kısmını bildiği Erasmus Plus programı. Aynı zamanda Türkiye'nin yararlandığı, bir ada ülke olarak yararlandığı, katılım öncesi mali yardım dediğimiz, az önce sunucumuzun da ifade ettiği, sabah workshop'unu yaptığımız, TÖZO'nun yürütmüş olduğu Dialogo projesinin de finanse edildiği katılım öncesi mali yardım. Ki burada da okullarımızın yararlanabileceği, sivil toplum örgütleriyle beraber sosyal sorumluluk alanında çalışabilecekleri fonların olduğu bir araç. Öğretmenlerin mesleki becerilerini, kişisel gelişimlerini destekleyebilecek bir başka araç daha var. Belki çoğunuzun bilmediği ama belki de öğretmenlerinizin gelişimi anlamında bir fırsat olabilecek Jean Monnet Burs Programı adı altında bir finansmanımız var. Bugün kısaca ona da bakacağız. Ve aynı zamanda da özellikle yeni teknolojilerin, inovasyonun okulda kullanılmasını, okulların bu teknolojiyle daha fazla aşırılaşım olmasını destekleyebilecek belki de bir başka program olan UFUK programını da beraber bakacağız. Yani bunlar bizim konularımız ve finansman araçlarımız. Açılış kısmında da bunlara biraz değinmiştik. Biraz daha detaylı bakmaya çalışacağız sizinle. Erasmus'u hepiniz biliyorsunuz. Ama Erasmus açısından bakıldığı zaman açılış konuşması esnasında da ifade etmiştim. Türkiye'de Erasmus Plus programından yararlanan kitleler kendi alanları ile ilgili olan konuları çok iyi bilirler. Örneğin okullar Erasmus'un altındaki okul eğitimi alanını çok iyi bilirler. Çünkü orada öğretmenin değişimi, çocukların okulların değişimi, farklı konularda okulların işbirliği ile ilgili fırsatlar var. Ama aslında Erasmus sadece okul eğitimi değil. Erasmus toplumun her yaş kesiminde her kuruluşu ilgilendirebilen değişimin, çıktı odaklı çalışmaların, kapasite gelişmelerinin yapılabileceği bir program. İçerisinde temelde 6 tane farklı alan var. Okul eğitimi bunlardan bir tanesi. Ama yetişkinler için, yetişkin eğitimi ki burada veli boyutu sizi ilgilendiriyor. Gençler için yaşı 13 ile 30 yaş grubu arasında tanımlanmış gençler için gençlik programı ki sizin ortaokul ve lise öğrencileriniz bunun kapsamına giriyor. Mesleki eğitim elbette öğretmenlerin mesleki becerileri açısından aynı zamanda özel meslek liseleri açısından bakıldığı zaman mesleki eğitim önemli bir fırsat olarak karşımıza geliyor. Ve yüksek öğretim, özellikle öğretmen eğitimi, yüksek öğretimin ya da öğretmen eğitiminin akademik boyutu da sizin üniversitelerle işbirliği yapabileceğiniz, mutfak olarak, laboratuvar olarak işin bir parçasında bulunabileceğiniz, dolayısıyla öğretmenlerinizin bir açıdan akademik becerilerini güçlendirebileceği bir yapı olarak da karşımıza geliyor. Ama genel olarak ifade ettiğim gibi Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın tamamında da böyle, Erasmus'ta bir körlük var. Herkes kendi cephesini çok iyi biliyor. Üniversite hocaları akademik değişimi çok iyi biliyor. Gençler gençlik programını biliyor. Ya da Erasmus değişimini biliyorlar ama gençlik programını bilmiyorlar. Okullar da okullar üzerine odaklanmış. Oysa baktığımız zaman Erasmus'un bütün alanlarına bakmak lazım. Burada bütün bu programlar ulusal çerçevede yürüyor. Yani bütün Erasmus programından yararlanan ülkelerin içinde kurulmuş kurumlar aracılığıyla yönetiliyor. Türkiye'de de Türkiye Ulusal Ajansı bu programın yönetiminden sorumlu ve bu alanlardaki başvurularınızı siz Türkiye Ulusal Ajansı'na yapıyorsunuz. Bir de merkezi program spor konusu var, bilgi ortaklıkları var, beceri ortaklıkları var. Bunlar da Brüksel'e başvuru yapılıyor. Açılış konuşmasında söylemiştim. Burası Şampiyonlar Ligi. Yani Brüksel'e başvurduğunuzda bu programdan yararlanan 34 ülkeyle beraber yararlanıyorsunuz. Erasmus'un toplam bütçesi 2014-2020 için 14.7 milyar avro. Bu 14.7 milyar avroluk bütçe içerisinde Türkiye yaklaşık 800-900 milyon euroluk bir paketten yararlanıyor. Yani bu görmüş olduğunuz 5 başlıkta yürütmüş olduğumuz Türkiye'deki projeler bu çerçevede
7 yıla yayılmış bir bütçe dilemeyle, yaklaşık 100 milyonun üstünde bir bütçeyle Türkiye'de finanse ediliyor. Ama unutmayalım, her ülkenin bütçesi var. Dolayısıyla her ülke Erasmus'tan yararlanıyor. Bu çerçevede de projelerinizi düşünürken şunu da unutmayalım. Biraz sonra rakamları vereceğim. Türkiye'de Erasmus Plus programı çerçevesinde korkunç bir rekabet var. Yıllık ortalama bu 5 başlık çerçevesinde 10.000'den fazla, 11.000, 12.000'e ulaşabilen rakamlarda proje başvuruları duyuyoruz. Bunların 6.000'den fazlası okullardan geliyor. Ve bu yapı içerisinde de başarı oranı neredeyse %10'lardan daha az seviyelerde veya %10 civarlarında. Yani her 10 projeden neredeyse birinin kabul edildiği bir yarışma mekanizmasından bahsediyoruz Erasmus içinde. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde. Oysa Türkiye dahi 34 ülke bu programdan yararlanıyor ve siz her ülkenin Erasmus payından, her ülkenin projesine ortak olarak, farklı ülkelerde ortak olarak o ülkelerin Erasmus bütçelerinden yararlanma imkanına da sahipsiniz. Biraz sonra onların detaylarını vereceğim. Rakamlar muazzam. Sektörler açısından bakıldığı zaman tabii en büyük değişim yüksek öğrenim sektöründe yaşanıyor. Ama okullar açısından bakıldığınız zaman da Türkiye'de 100 binlere ulaşan insan sayısının okul eğitiminde programlardan yararlandığını, 10 binin üzerinde projenin okul eğitimi açısından finanse edildiğini görüyoruz. Benzer rakamlar diğer alanlarda da var. Dolayısıyla Türkiye açısından değerlendirdiğimizde Erasmus önemli bir unsuru oluşturuyor. Okulu düşündüğümüzde öğretmen, öğrenci, veli, ortada da yönetim. Yani aslında 4 ayaklı, 4 temel çerçeve açısından değerlendirdiğimizde bir yapıdan bahsediyoruz. Yani yönetici var, öğretmen var, veli var ve öğrenci var. Ve Erasmus çerçevesinde bunların her biri değerlendirilebilir. Örneğin okullar, tabii ki okul eğitimi de altında değişimlerini yapabileceği gibi gençler hem Erasmus'un gençlik ayağından hem de yeni oluşturulan, gençlikten koparılan, eski adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti olan, yeni adıyla Avrupa Dayanışma Programı olan programdan yararlanabilirler. Yani okullarınızda kurmuş olduğunuz bütün kulüpler, öğrencilerinizin bir araya getirmiş olduğu birliktelikler ya da okul olarak hem dayanışma programı altında hem de gençlik programları arasında projeler üretebilirsiniz. Çocuklarınızın sosyal sorumluluk becerilerini güçlendirebilirsiniz. Konu sınırlaması olmaksızın her alanda çocuklarınızın proje yapması imkanını sağlayabilirsiniz. Teknolojiyi konuşursunuz, girişimciliği konuşursunuz, dünya politikalarını konuşursunuz, kültürleri konuşursunuz. Çocukların ilgi duyduğu her alanda oyunlar dahil olmak üzere gençlik projesi gerçekleştirebilirsiniz. Dayanışma programı altında çocuklar aynı zamanda herhangi bir yabancı ortağa ihtiyaç duymadan 5-6 çocuk bir araya gelip bir grup oluşturarak ya da okuldaki herhangi bir kulüp içerisindeki 10 çocuk bir araya geldiğinde dayanışma programı altındaki sosyal sorumluluk programlarından yararlanabiliyorlar ve oraya proje sunabiliyorlar. Dolayısıyla sadece okul olarak odaklanacağımız nokta okul eğitimi değil, okulların değişimi değil, onun altında arkadaşlarımız anlatacaklar. Key Action 1, Key Action 2 yani temel birinci başlık, ikinci başlık olarak stratejik ortaklık ya da okul değişimi anlamında değil, farklı bakış açılarını da bizim bakmamız ve bu körlüğün içinden çıkmamız gerekiyor. Ya da yetişkin, yaşı 18 yaş üstünde olan bütün hedef, bütün kişiler yetişkin eğitim programının hedef kitlesinde yer alıyor. Yani bütün veliler aslında sizin açınızdan bakıldığı zaman proje üretebileceğiniz bir kitle olarak karşınızda geliyor. Biliyoruz ki biz özel okullarımız ve devlet okullarımız sadece öğrencinin değil, velinin de eğitimiyle ilgili birçok çalışma yapıyor. Onların çocuk bakımı, ebeveyn çocuk ilişkileri, aile içi şiddet, kötü alışkanlıklardan arınma, dijital teknolojileri kullanma, çocukların dilini anlayabilme ya da bilgisayar bağımlılığını ortadan kaldırabilme, obezite, kötü tüketici alışkanlıklarını ortadan kaldırma, aklınıza gelebilecek velileri bilinçlendirmek istediğiniz her alanda yetişkin eğitim projesi yapabilme imkanına da sahipsiniz. İlinizde, bölgenizde, ülkemizde yetişkin eğitimi üzerine ihtisaslaşmış kurumlarla işbirliği yaparak, yani ilinizdeki halk eğitim merkezleriyle, ilinizdeki üniversitelerle, kamu kuruluşlarıyla, örneğin obeziteyle ilgili bir proje yapacaksanız il sağlık müdürlükleriyle, halk sağlığı merkezleriyle ortaklaşa Avrupa'dan da partnerler bularak benzer alanlarda benzer çalışmalar yapan okullar ya da kurumlar bularak ne yapabilirsiniz? Çalışmalar yürütebilirsiniz. Bunun akademik boyutuyla üniversiteleri projenin içine dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla okul olarak aynı zamanda velinin üzerine de odaklanabilirsiniz. Ve Erasmus'u bu çerçevede de değerlendirebilirsiniz.
Yani sadece okulun değişimi, okulun kullanabileceği kaynaklara bakmamak lazım. Öğretmen mesleki eğitim açısından değerlendirdiğimizde öğretmenin gelişimiyle ilgili de projeler yapılabilir. Hem mesleki eğitimi, özellikle özel meslek eğitim liseleri varsa, özel meslek eğitim liselerinde öğretmenin gelişimiyle ilgili projeler gerçekleştirebilir. Ya da öğretmenin akademik olarak iyileşmesi anlamında üniversitelerin eğitim fakülteleriyle projeler yapılabilir. Yani o zaman Erasmus'un yüksek öğrenim programına gitmek durumundasınız ve üniversitelerle beraber, eğitim fakülteleriyle beraber çalışabilirsiniz. Dolayısıyla sınıfta öğrenme, farklı teknolojileri kullanma, dijital teknolojileri, eğitim teknolojilerini geliştirme, akıllı sınıflar, bunların oluşumu, öğretmenlerin bunların adaptasyonu gibi aklınıza gelebilecek yeni akılları bu tarafa entegre edebilecek akademik çalışmaları üniversitelerle gerçekleştirebilirsiniz. Bu da Erasmus'un yüksek öğrenim yüzü. Yani baktığımızda sadece Erasmus okul değişiminden ibaret değil. Genç derseniz ki tamamen sizin hizmet verdiğiniz kitle gençlik programı ve dayanışma programı orada sizi bekliyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki az önce de ifade ettiğim o körlük bu yapı içerisinde bizleri engelliyor. O yüzden Erasmus programı içerisinde sizlerden ricam programı bir bütün olarak bakarak, programı bir bütün olarak değerlendirerek özellikle özel okullar gibi daha dinamik, öğrenmeye daha açık, daha girişimci yaklaşım içerisinde olan okulların diğer rakiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde bu sürece adapte olarak programın diğer ayaklarından da yararlanmaları mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım, tekrar ediyorum. Türkiye'de bütün bu programlar içerisinde çok ciddi rekabet var. İlla ki proje sahibi olmak zorunda değilsiniz. İlla ki lider olmak zorunda değilsiniz. İlla ki projeyi hazırlayarak Türkiye Ulusal Ajansı'na sunmak zorunda değilsiniz. Unutmayın, Avrupa'nın 33 ülkesinde de ulusal ajanslar var. Avrupa'nın 33 ülkesinde de kuruluşlar proje yaparken Avrupa Dayanışma Programı hariç yabancı ortaklarıyla beraber proje sunuyorlar. Dolayısıyla size ihtiyaçları var. O yüzden de farklı ülkelerin okullarıyla, farklı ülkelerin sivil toplum örgütleriyle, farklı ülkelerdeki kuruluşlarla network'ünüzü genişleterek ne kadar çok Erasmus programına ortak olursanız o kadar çok fon kaynağına da ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Yılda bir tane Erasmus projesi hazırlayabilirsiniz. Bu önemli bir efor. Öğretmeninizin bu proje için, bu program için kurduğunuz takımın ciddi normal işlerinin yanında buraya zaman ayırarak bir anlamda efor sarf etmesi lazım. Ama diğer tarafta ortak olduğunuzda bu eforunuz daha azalıyor. Çünkü lider kuruluş bunu dizayn ediyor. Siz katkı veriyorsunuz. Avrupa'nın 10 farklı ülkesinden 10 kuruluşun projesine ortak olduğunuzda bunun 4 tanesi 5 tanesi kazansa birden her yıl 5-6 tane projenin içerisinde yer alabilme potansiyeline sahip olabilirsiniz. Bunu unutmayalım. Türkiye'de Erasmus'ta ulusal dikte çok başarılıyız. Ulusal alanda proje geliştirmede çok iyiyiz ama bu dış kulvarlara açılma, farklı ülkelere ortak olma, Brüksel'deki çağrılar çerçevesinde proje üretme kapsamında hala ciddi anlamda gelişmeye, hala ciddi anlamda açılım yapmaya ihtiyacımız var. Bunu da unutmayalım. Programa bir bütüncül bakmak, programı daha doğru okumak bir anlamda bakıldığı zaman eğitim camiamızın, okullarımızın temel görevleri arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Özellikle de yeni akımlarda, burada çok teknoloji konuştuk. Geçen dönemlerde baktığımızda yavaş yavaş bu değişiyor ama eski adıyla Comenius, Erasmus'un altında okul eğitim programının genelde hep kültürel değişim üzerine olduğunu görüyoruz. Yani okullar çocukların birbirlerinin kültürünü öğrenmesi, öğretmenlerin birbirlerinin ülkelerin kültürlerini öğrenmesi üzerine daha fazla proje yapıyorlardı. Oysa sınıfta teknolojinin kullanımı, dijital teknolojilerin sınıfta öğrenimin içine entegrasyonu kapsamında da tabii ki projeler yapabilirsiniz. Hatta bunları yaparken yanınıza özel sektörü konusunda ihtisaslaşmış kurumları da alabilirsiniz. Konsorsiyumlarınızı genişletebilirsiniz. Dolayısıyla biraz bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Bunu da en adapte olabilecek, en hızlı yapabilecek kurumların başında özel okullarımız geliyor. Az önce ifade ettim, Avrupa Dayanışma Programı gençler açısından, özellikle öğrencileriniz açısından, öğrencilerinizin özgüveni, öğrencilerinizin sosyal sorumluluğu açısından muazzam bir program. Çünkü yabancı ortak olmadan da sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecekleri, belki bir yaş 17 yaşının üstündeki gençler açısından değişim yapabilecekleri programlar olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlarımız benden sonraki oturumda Ulusal Ajans'tan Gül Hanım burada. O da size bunun teknik detaylarını, Erasmus'la ilgili olan teknik detaylarını da anlatacak. Sorularınızı da zaten bunları geliştiririz diye düşünüyorum. Bir başka unsur, bir başka fon kaynağı, yeni akımların, size bahsetmiş olduğum bu bugün
ve yarın da dahil olmak üzere 3 gün boyunca konuşulacak olan yeni akımların değerlendirilebileceği bir başka alan ise tabii ki sivil toplum örgütlerine sağlanan destekler. Özellikle katılım öncesi mali yardım altında. Sivil toplum örgütleri açısından değerlendirdiğimizde bizim tabii birinci kitlemiz aslında dernekler ve vakıflar ve kooperatifler oluyor. Yani asıl proje yapabilecek olan kurumlar öyle. Diyalogo projesinde TÖZOK'ta olduğu gibi. Ama ben biliyorum ki aslında özel okullarımızın hemen hemen tamamının kurmuş olduğu vakıflar var. Kurmuş olduğu destekler var. Beraber çalıştığı dernekler var. Yani aslında sosyal sorumluluk alanında sivil toplum örgütlerimizle okullarımız arasında da biz bir organik bağ olduğunu görüyoruz. Bu gerek kamu okullarımız, gerekse de özel sektördeki okullarımız açısından da söylenebilir. Hele özel sektördeki okullarımız şimdi kamuda biraz daha sivil toplum örgütleriyle çalışma konusunda reaksiyon olabiliyor ama biz özel okullarda bunun çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Çevre konusunda aktifleşmiş, enerji verimliliği konusunda başarılı olan, girişimcilik konusunda, kadın girişimciliği konusunda, gençlik aktiviteleri konusunda bölgemizde, ülkemizde aktif olan ve dinamik olan STK'larla çalışabildiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla da özellikle de katılım öncesi mali yardım altında yürüttüğümüz hibe programlarında sizlerin sivil toplum örgütleriyle yapabileceği çok iş var. Örneğin okulunuzda enerji verimliliği ile ilgili çocukların kültürünün artmasını istiyorsunuz. Ya da teknoloji kullanımı ile ilgili olarak da akıllı sınıflar oluşturmak istiyorsunuz. Veya iklim değişikliği ile ilgili, depremle mücadele ile ilgili, afetlerle mücadele ile ilgili, obezite ile ilgili yani çocukların ilgisini çekebilecek ya da hizmet olarak götürmek istediğiniz temel konularla alakalı olarak okulunuzda uygulamalar yapmak istiyorsunuz. Hibe programları çıktığında sivil toplum örgütleriyle beraber çalışabilme imkanına sahipsiniz. Yani bir sivil toplum örgütüyle beraber diyebilirsiniz ki siz örneğin iklim alanında çalışan, çevre alanında çalışan bir sivil toplum örgütüsünüz. İklim değişikliği konusunda çocukların ve velilerinin, ebeveynlerin bilincinin dağıtılmasını istiyoruz. Gelin projeyi beraber yapalım. Uygulamaları okulumuzda yapın. Tabii ki projenin sahibi siz olun ama biz sizin ortağınızda olalım. Uygulamalarınızı okulumuzda yapın. Hatta okulumuzda yaptığınız gibi bunun yaygınlaştırmanızı da şehrimize yapalım. Yani bir anlamda da sosyal sorumluluk anlamında biz size destek de verelim. Ve bu projenin içerisinde beraber olalım dediğinizde sizin kurumunuzun bir kuluçka merkezi gibi, uygulama alanı gibi, pilot denemelerin yapıldığı bir merkez gibi STK'larla çalışabilme imkanına da sahipsiniz. Bunun fonunu da Avrupa Birliği programları altında alabilirsiniz. Katılım öncesi mali yardım altındaki destekler bunun için ideal programlara karşımıza geliyor. Bununla da ilgili yine benden sonraki arkadaşlarımız Sinem Hanım özellikle bu alanda sivil toplum örgütlerinin yürütmüş olduğu eğitim konusunda veya benzer alanlarda sivil toplum örgütlerinin yürütmüş olduğu programlar hakkında da sizlere bilgi verecek biraz daha örneklerle vizyonunuz gelişecektir diye düşünüyorum. Şimdi destekler açısından bakıldığında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sağladığı desteklerde kişilerin bireysel kariyerlerinin, mesleki becerilerinin, Avrupa Birliği politikaları, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine her sektörde, eğitim de bunun içerisinde olmak üzere, her sektörde bilgi ve becerilerin gelişebildiği ufak destekler de olabilir. Bunlardan bir tanesi bir burs programı. Okulunuzda öğretmenlerinizin, okul yöneticilerinizin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki uygulamaları görebilmek, oralardaki politikaları, Türkiye'deki uygulanan politikaları kıyaslamalarını yapabilecek yüksek lisans ya da araştırmalara gönderebilme anlamında size fırsat sağlayan bir program var. Jean Monnet Burs Programı. Bu program üniversite son sınıf öğrencilerine, sivil toplum çalışanlarına, kamu çalışanlarına ve özel sektör çalışanlarına açık. Yani bir yere bağlı olan öğrenci ya da akademik anlamda ya da profesör anlamda çalışan, sigortalı olarak çalışan kişilere açık bir program. Yani bir üniversitenin, bir özel okulun herhangi bir yöneticisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, ara müdürleri veya sorumluluk verdikleri koordinatörleri ya da o yapı içerisindeki öğretmenlerinin becerilerinin yani bir yüksek lisans veya araştırma yaparak geliştirmesini destekleyen bir program. Bunun için bir burs veriyor. Siz Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir konuyu seçiyorsunuz ki eğitim, kültür bir konu, bir alan. Dolayısıyla da bu alanlarla ilgili bir
master çalışması veya araştırma çalışması yapmak isterseniz bu program size imkan sağlıyor. Bununla ilgili de bir filmimiz var. İzleyelim. Benim hikayem Trabzon'da başladı. Buralarda böyle çiçeğiydim. Üniversite eğitimimi Isparta'da başlayıp İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam ettim. Jean Monnet bursunu kazanarak İtalya'ya gitmem hayatımdaki dönüm noktası oldu. Orada endüstriyel ekoloji ve sürdürülebilir tekstiller üzerine eğitim aldım. Daha sonra doktora çalışmalarım için Berlin'e gittim. Jean Monnet bursunu almadan önce yurt dışına hiç çıkmamıştım. Açıkçası biraz korkuyor ve çekiniyordum. Fakat gidip görünce çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Sadece Avrupa'dan değil, Asya'dan, Afrika'dan onlarca insan tanıdım. Bir sürü arkadaşım oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarıyla çalışma fırsatı yakaladım. Farklı kültürler, farklı insanlar, farklı düşünceler ufkumu açtı. Jean Monnet Bursu'yla yapmış olduğum çalışmalar sayesinde dünya çapında prestijli bir ödül olan Green Tennis ödülünü kazandım. Bu ödül şu anda her şeyine borçlu olduğum Trabzon'daki evimde duruyor. Arsep Türk olarak Avrupa'da ve dünyada sürdürülebilir tekstiller alanında söyleyecek bir sözünün olması beni gururlandırıyor. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir derler. Bence gezerken okuyan bilir. Soran, tartışan, araştıran bilir. Benim hikayem Trabzon'dan buraya uzandı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Jean Monnet Bursu sayesinde bu imkanların hepsine kavuşabilirsiniz. Yeter ki cesaret edin ve harekete geçin. Evet, Büşra bir öğretmen değil ama çevre teknolojileri üzerine kendisini geliştirmek amacıyla İtalya'da yüksek lisans yapmış bir arkadaşımız. Dediğimiz gibi genç ya da orta yaşlı hiç fark etmez her grubun kendisini geliştirmek anlamında kullanabileceği bir program Jean Monnet Bursu programı. Yılda bir kere duyurusu olur her yıl Eylül'de. Mesela bu seneki sınavı Şubat ayında gerçekleştiriyoruz. O yüzden salondaki özellikle eğitim konusunda Avrupa'daki farklı deneyimleri araştırmak veya yüksek lisans anlamında kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize ve yöneticilerimize duyurulur. Son bir program, açılış bölümünde de bahsetmiştim. Özellikle teknolojiyi burada çok konuştuk. Her gelen mutlaka teknolojinin eğitim camiasıyla, okullarla buluşturulması hususuna çok önem veriyor. Bunun için de farklı bir program var. Bu da Türkiye'nin katılım sağladığı programlardan bir tanesi. Adı Ufuk 2020. Yeni dönemde adı Ufuk Avrupa olacak. 80 milyar avroluk bir program. Yani bütçesel anlamda baktığımız zaman çok ciddi bir araştırma programı. Aklınıza gelebilecek her alanda, uzaydan ulaştırmaya, çevreden akıllı binalara, işte inşaat materyallerinden kobilere, tekstilden aklınıza gelebilecek her konuya kadar inovasyona ve teknolojiye, teknolojinin araştırılmasına, tartışılmasına, sadece araştırılmasına değil, illaki laboratuvar çalışması yapmak zorunda değilsiniz. Ki sosyal bilimler de bunun içerisinde var. Dolayısıyla muazzam bir program. Biz ülke olarak bu 80 milyar avronun 370 milyonunu ödedik. Bu programa katılabilmek amacıyla. Ve Türkiye'deki başta üniversiteler olmak üzere araştırma merkezleri ve aklınıza gelebilecek olan tüm kurumlar Ufuk programından yararlanabiliyorlar. Tabii okullarımız da aslında bakıldığında bu programın bir parçası olabilir. Özellikle teknolojiyi okula adapte etmek, yeni teknolojilerin eğitim ve öğretim yöntemlerinin ve metodolojilerinin geliştirilmesini sağlamak, akıllı sınıflar ve çocuklarla buluşturabilmek, bunun için araştırmalar yapmak ya da inovasyon anlamında okulların ilgisini çekebileceği farklı konular da illa tabii ki teknoloji olmak zorunda değil, farklı alanlarda da Ufuk programından yararlanabilirsiniz. Türkiye'de bunun koordinasyonu TÜBİTAK yapar ama TÜBİTAK proje başvurusu almaz. Başvurular Brüksel olur. Tamamen Avrupa'nın birbiriyle yarıştığı bir program. Türkiye Erasmus'taki başarısını bu programda istediğimiz ölçüde gösterebilmiş değil. Elbette özel sektörüyle, akademisiyle ciddi anlamda bir katılımımız var ama Türkiye'nin potansiyelini düşürdüğümüzde tam istediğimiz yerde değiliz. Yeni dönemi başlayacak. Yeni dönemde program 80 milyar avrodan 120 milyar avroya çıkıyor. Ve çok daha büyük bir program haline geliyor. Avrupa'dan 34 ülke programdan yararlanıyor ama
Amerika gibi, İsrail gibi, Kore gibi ülkelerde bu programın içerisinde aktif olarak katılım sağlayabiliyor. Dolayısıyla aslında dünyaya da açık bir program. Sadece başvuru liderlerinin Avrupa coğrafyasındaki ülkelerden olması gerekiyor. Biz okullarla ilgili bir araştırma yaptık. Bu programda neler var diye birçok proje örneği gördük. Yani o da bizi şaşırttı. Aslında farklı farklı konularda çalışan sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve okulların bir araya geldiği farklı projeler olabildiğini de görüyoruz. Örneğin 2.7 milyon euroluk bir proje. Belki ona geçmeden de şunu söylemek lazım. Ufuk programı mesela Erasmus gibi limitleri olan bir program değil. Erasmus siz isteseniz de bazı programlarda 450 bin euronun üstünde, bazı programlarda 1 milyon avronun üstünde, bazı programlarda 100 bin avronun üstünde proje finansmanı alamazsınız. Ama Ufuk'ta 20 milyon euroluk, 30 milyon euroluk projeler yapabilmek mümkün. Dolayısıyla bütçesi yüksek projeler olabiliyor ama çok ülkeli ve çok katılımlı. Dolayısıyla hani birden fazla ülkenin mutlaka olduğu, konsorsiyumun geniş olduğu ve Avrupa coğrafyasında yaygınlaştığı projelere daha önem veriliyor. Özel sektörün mutlaka işin içinde olması isteniyor. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında özel okulların bir de öyle bir misyonu da var düşündüğümüzde. Mesela bunlardan bir tanesi, örnek projelerden bir tanesi, Yarının Hikayeleri adını vermişler. 10-12 yaş grubu çocuklara yönelik e-kitapların sanal gerçeklik ve 3 boyutlu teknolojiler kullanılarak anlatılması ve çocukların hayal gücünün güçlendirilmesini hedefliyor. Tamamen sanal gerçeklik üzerine kurulmuş bir program. Yani aslında o akıllı sınıflar, akıllı teknolojilerin sınıflarda kullanılması üzerine odaklanılmış. 10 ülke katılmış programa. 15 farklı kuruluş dahil olmuş. İçinde sivil toplum örgütü de varmış. Araştırma yapan özel sektör kuruluşu da varmış. Ama okul da varmış. Baktığımızda 2.7 milyon euroluk bir bütçeyi de paylaşmışlar. Ve beraber çıkan inovasyonu ve teknolojiyi birlikte kullanmışlar. Ya da bu sektörde başka bir proje, Edirio projesi. Bu da İngiltere'nin lider olduğu, içerisinde 200 tane pilot uygulama, okulda pilot uygulama yapılan 2.6 milyon euroluk bir proje. Projede özellikle öğrenciler, ebeveynler ve eğitmenlerin birlikte okul yönetimi çerçevesinde, birlikte çalışma içerisinde veri yönetimi ve özellikle okul yönetimlerini kullanabileceği verilerin geliştirilmesi üzerine dizayn edilmiş, tamamen araştırmaya dönük yapılmış olan bir proje olarak karşımıza gelmiş. Yine bir başka proje, tabii birçok var ama ben bunların arasında 3 tanesini seçtim. Up to University projesi. Burada da bu özellikle bize de çok uyan ve birçok aslında okulumuzun hem devlet okulumuzun hem özel okullarımızın da ilgisini çeken bir konu. Orta öğretimdeki öğrencilerin üniversitede ihtiyaç duyacakları, yüksek öğrenimde ihtiyaç duyacakları becerilerin geliştirilmesine yönelik, yani girişimcilik kültürü, sosyal bilinç, vatandaşlık vesaire birçok şeyi grubun içine entegre edebilirsiniz. Bu da yaklaşık 5 milyon euroluk bir proje. 12 farklı ülkeden 19 kuruluşun içinde okulların da olduğu proje olarak karşımıza geliyor. Yani baktığımızda Ufuk programı da okulların içine entegre olabileceği farklı temalarda, farklı konularda, yani illa tabii bu öğrenci odaklı olmak zorunda değil, afet odaklı da olabilir. Ya da enerji verimliliği konusunda da olabilir. Sonuç itibariyle Ufuk programı içerisinde konu sınırlaması olmadığı için, muazzam birçok alanda teklif çağrısı ve proje çağrısı olduğu için ve bu Avrupa bazında yapıldığı için sizlerin yakın takip içinde olup okullarınızı sürecin içine entegre edeceğiniz bir program olarak karşımıza geliyor. Unutmayalım, programın yeni dönemi geliyor ama bu yeni döneminde de çok ciddi anlamda da bir bütçeyle bizi bekliyor olacak ve Türkiye bu yarışmaya ne kadar hızlı başlarsa o kadar da bizim avantajımıza. Biz de her kitlenin bu program içerisinde var olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle de özel okullarımızın dinamik ve girişimci yapılarıyla bu süreçte başını çekebileceğini düşünüyoruz. O yüzden de TÜBİTAK'la irtibat halinde önemli. Buraya gelmeden baktım. Şu anda 352 tane proje çağrısı açık Ufuk programı altında. Bütün Avrupa için. Ama aklınıza gelebilecek her konu var. Otomotiv de var, elektronik piller de var, teknoloji de var, bilgileşim teknolojileri de var, yeni yazılımlar da var, savunma sanayi de var. Hani hemen hemen birçok konuyu kapsayan çağrılar var ama önemli olan bunları doğru şekilde takip edip doğru şekilde algılayabilmek. TÜBİTAK bu anlamda güzel bilgilendirmeler yapıyor. Sizlerin Avrupa'da bu kuruluşlarla, bu programlar içerisinde olabilmesi için de destekler ve teşvikler de veriyor. Yol paralarınızı ödüyor, konaklamalarınızı ödüyor. Bu proje, bu programlar için oluşturulan proje pazarlarına ve proje çalıştaylarına katılmanız için. O yüzden TÜBİTAK'ı yakın takip etmenizi program çerçevesinde sizlere öneriyoruz.
Biz bunlar bizim iletişim bilgilerimiz. Her zaman iletişimde olmakta fayda var. Anlatacak tabii çok şey var ama bana verilen süre çerçevesinde ana girişte de açılış bölümünde de ifade ettiğim hususları biraz daha derinleştirmeye çalıştım. Ama arkadaşlarım daha teknik ayrıntılı bir şekilde ve daha fazla proje örneğiyle sizlere bunları anlatmaya gayret gösterecekler. Umarım burada anlattıklarımız sizler açısından yararlı olacaktır. Ama bu bir kulağınıza bir kar suyu kaçırmak, aklınıza bir fikir düşürmek. Hani burada anlattıklarımız hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Ama her zaman hem bilgi anlamında hem yönlendirme anlamında da desteğe hazırız. Lütfen iletişimi koparmayalım. Açılış bölümünde de ifade etmiştim. Türkiye Özel Okullar Derneği'nde iyi bir iletişimimiz var. Bu tip bilgilendirmeleri zaman zaman özel olarak sizlerin ihtiyacınıza göre de her zaman TÖZÖK üzerinden de ayrı ayrı yapmaktansa birlikte yapmayı da imkanımız da var. Bunları da sizlerin taleplerine göre Sayın Başkan ve yönetimimize değerlendiririz. Ben dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Umarım sizler arasında yararlı olmuştur. Şimdi sözü arkadaşlarımıza bırakıyorum.